resmi bir açıklama yaptı. Dün haberimizde biz de aynısını söylemiştik. Onu teyit etti. Onu da anlatacağım. Dün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu protestolara biz de tepki vermiştik. Protesto eleştiren doğal hak. Öğrencinin, akademisyenin, vatandaşın en doğru hak. Ama bunu farklı bir siyasi yapı içerisinde ve düşünce içerisinde provoke ederseniz bu olmaz demiştik. Yani hiç kimse polise doğal eleştiri hakkını kullanırken katil polis diye bağıramaz efendim. Niye bağırıyorsunuz ki? Eleştiri yapın. Bakın rektör eleştirildi, biz de eleştirdik efendim. Rektör dün Habertürk'te Veys Ateş'in konuğu olmuştu. İddialara, hakkındaki söylemlere de cevap verdi. Ben SHP'de başladım siyasete. Aslında siyasetçi de değilim ben dedi. Bir süre SHP'de siyaset yaptım. Daha sonra Liberal Demokrat Parti'de bir süre siyaset yaptım dedi. Ve AK Parti'den de aday adayı oldum ama benim siyasete bakış açım hep bir akademisyen olarak olmuştur dedi. Ben rektörü savunmuyorum. Rektörün atanmasına da Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasına da taraf değilim. Yani ama rektörü de tanımıyorum. Acaba o göreve uygun birisi mi? Onu da bilmediğim için yorum. Hayır efendim bu rektörlük yapamaz dediğimde neden atandı dediğimde altını doldurmam gerekiyor. Daha önce rektörlük de yapmış Şehir Üniversitesi'nde ve Haliç Üniversitesi'nde. Rektörlük de yapmış. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmış. Eleştirenlerin haklı sebepleri olabilir. Ama eleştiri, bakın nasıl olur biliyor musunuz? Eleştiri rektörlere akademisyenler sırt çevirmiş efendim. Sırtını dönmüşler. Görüntüyü izleyelim. Daha sonra bu haberin üzerine biraz yorumlayalım.